Merhaba arkadaşlar. Burada büyük bir cevizi kollarına kalemaşı yapacağız. Bunu böyle ölü dokuyu perdahladık. Tamamen. Şimdi eğer ölü dokuyu perdahlamazsanız kallı soluşmuyor. Şimdi de kalemlerimizi takalım. Tabi aracımızı bundan 4-5 ay önce kesildi, hazırlandı. Tekrar bugün bir daha yeni kesim yerlerini yenedik. Bir oradaki parçalarını göster. Bu şekilde. Ondan sonra da bu yeni kesime başlamadan önce aracımızda bu altlara çentik attık. Komple çizik attık bu. Yarım santim girecek şekilde çizik attık buralara. Sağlı solu 3-4 tane yerinden. Buradan suyu aşağıya doğru çekmeye başladı. Ağlıyor yani buradan. Yukarı suyu vermiyor arkadaşlar. Eğer biz bunu oradan çizik atmasaydık suyu yukarı verecekti ve ağlama kalemlere değince su açtığımız tutmayacaktı. Şuradan Bismillah deyip bir başlayalım. Bir tane kalemimizi takalım arkadaşlar. Ağaç 25 yıllık. Bu ağaç 25 yıllıkmış arkadaşlar. Nihat abi öyle söylüyor, bahçe sahibi. Burası Ankara Gölbaşı Ballıkpınar Mahallesi. Oh, mis gibi kabuk var arkadaşlar. Kalemimiz böyle sımsıkı oturacak. Bir tane de şuraya takalım. Burası biraz arada kaldı. Şimdi bir tanesini de şuraya takalım. Burada ölçüyü milimetre almamız lazım arkadaşlar. Ölçüyü düzgün almazsanız kalemler gevşek olur. Ama güzel kabuk veriyor. Bugün 14 Nisan 2023. Böyle kalemler rahat oturacak. Çiziyoruz. Ölçü tam sıfır alıyoruz. Böyle. Şimdi bu ağaçlarımız normal diktiğiniz fidanlar gibi olmaz arkadaşlar. Gelecek sene bunlardan en az 2-3 kilo ceviz olur meyvesi. Ondan sonraki sene bu daha çok artarak 2'ye 3'e katlayarak büyür. Gider. Çünkü ağaç kuvvetli olduğu için arkadaşlar burada sürgünler nereden baksan en az 3-4 metre olur. Ve kocaman ağaç haline geliyor ilk senede. İkinci seneden itibaren tac oluşuyor. Ondan sonra artık meyvesini topla. Fidan olsa bunu 4-5 yaşına kadar büyüteceğim. Uğraşır durursun. Ama böyle ağaçlarda kesinlikle aşı daha mantıklı. Adam diyor ki benim ne gerek var, niye uğraşayım, fidan dikerim, bu kadar aşıyla niye masraf edeyim? İşte öyle değil arkadaşlar. Çabuk meyve almak istiyorsan aşı.
Maşallah çok güzel kabuk var arkadaşlar. Kalemlerimize hep ikişer göz bırakıyoruz. İki, dört, altı, yedi, sekiz olacak buna. Mis gibi kabuk var arkadaşlar. Bu ne demek? Tam ağaçların aşı zamanı yeni başlıyor. Şimdi burada sizlere birazdan bir şey daha göstereceğim. Aşı yapmadan önce streç nerede? Streç. Alayım da geleyim arabadan. Sen onu çekilir. Var mıymış? Neredeymiş? Allah Allah, ben de görmedim. Neyse. Yapacak bir şey yok artık. Göremedik onu da. Şimdi. Kabukların yapışıp yapışmaması önemli değil arkadaşlar. Bunlar zaten düşecek. Abi bir tane poşet verebileceğim buradan. Düşsün. At onu. Ver abi. Abi burada bir tane daha ver. Poşet. Sıkıntı yok abi de. Tamam, bırak. Ağaçlarımız büyük olduğu için poşetler yetişmiyor arkadaşlar. Biz de ne yapıyoruz? İki tane poşetimizi ekliyoruz. Bu şekilde kullanıyoruz. Abi sen oradan bir tane daha kesebilirsin poşet. İki tane kes. Lazım olur şimdi, iki tane buna yetmez. Dursun da bir buna yetmez şimdi. Şöyle bir tane daha ip bağlayalım, toprağımız akmasın. Bunu fazla sıkmıyoruz. Şimdi burada arabamızı yanaştıralım. Toprağı dolduralım. Bir dönüm soğan tarlası gibi arkadaşlar. Aynen öyle, büyük kum küreği olacak ama. Ya da buğday küreği olacak. Bu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Kalemlerimizin gözleri altta kalır. Bunda sıkıntı yok, kalabilir. Hiç acaba gözler altta kaldı diye endişe duymayın. Çünkü zaten toprağın altında kalacak. O normal. Macunumuza da kalemlerimizi tepesine sürüyoruz. Bu şekilde. Bunun amacı kalemlerin nemini koruyacak. Macun hem de onarıcı özelliği var. Burayı çabuk kapatacak. Bu aşımız tamam. Diğerini de takalım hemen. Bunu da yine biraz önce perdanı yaptık. Şimdi kalemlerini takalım. Cebime kalemlerini hazırlayayım.
Takması kolay olsun. Ağaçta gerçekten kaliteli bir şey. Abi çok süper ya. Kaliteli bir ağaçmış ya. Güzel ağaç. Şuradan başlayalım. Şuradan başlarsak şuraya gelir, oraya gelir. Evet abi, bismillah. Bu şekilde. Ama şunu söyleyeyim. Yani zevk alarak yapıyorum aşımı. Burada kalemleri çok sık oturtmanız lazım, oturtmanız lazım. Orası beton gibi arkadaşlar. Biraz sertleşmiş artık. Ağaçlar belli bir şeye geçti mi yaşlanma gösteriyor. Kenarına geldi. Buna epey kalem gidecek. Şimdi şöyle takalım. Böyle sımsıkı oturacak kalemlerimiz. Bir buraya, bir de buraya attım. Tamam. Önce şöyle bir takalım. Böyle kalemlerimiz oturdu. Bir tane daha kalem takıyoruz. Kaç tak? 2, 4, 6, 3, 7. Bu 8. kalem takacağız arkadaşlar.
Açtığımız tamam. Şimdi sarıyoruz. Ben poşetlerimi bir alayım şuradan. Diğer taraftan gösterirsin sen. Aşıyı yaptık, bittikten sonra daha sonra kesinlikle aşı toprağına su vermiyoruz arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Eğer su verirseniz kalemleriniz çürür. Buna dikkat ediyoruz. Tamam, şuraya taktık mı? Tamam. Buna şeye de gerek kalmayacak şimdi. Üst tarafını bağlamamıza da gerek kalmayacak. Aşımızı şöyle bir ipi de bağlayalım altına. Çünkü burada streçimiz yağmurdan, rüzgardan ister istemez açılır arkadaşlar. Onun için de ip bağlıyoruz. Gevşemesin, açılmasın diye. Şimdi delelim buraları. Yağmur suyu buralarda birikmesin. Her tarafından deldik onu da. Toprağımızı dolduralım. Toprak arkadaşlar gevşek toprak olacak. Kirli toprak olursa kalemler, gözler çıkamayabiliyor. Onun için de mümkün olduğunda kirli toprak kullanmayı kullanmayın. Yanlış söyledik. Geçirgen toprak kullanın. Aşımızı tamamladık. Şimdi macunumuzu sürelim kalemlerimiz üzerine. Esas şimdi sizlere göstereceğim şey şu arkadaşlar. Aşıyı yaptık. Bundan sonrası yapılması gerekenler. Kesinlikle bir tane, yani her kaleme gelecek şekilde herek olacak arkadaşlar. Buna 8 tane kalem taktıysak 4 tane 3 metrelik herek lazım. Çünkü niye? Her iki kalemi bir tane hereğe bağlayacağız. O şekilde sürgünlerimiz ok gibi büyüyecek. Yoksa arkadaşlar ben bunu yaptırdım, gerek yok derseniz olmuyor. Bakın bahçe sahibi Nihat abi sağ olsun, şimdiden daha aşıları yapmadan hereklerini hazırlamış. Bu bahçenin geleceğini arkadaşlar şimdiden tahmin edebiliyorum. Allah nasip ederse sizlere yazınki halinde paylaşacağım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. MS Tarım'ı takipte kalın arkadaşlar. MS Tarım YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Gösterebilir.